1965 yılında Agnus Barbie 207 kiloyu vurduğunda diyor ki arkadaş ben yemek yemeyi bırakıyorum. Sadece sıvı gıda alacağım. Hakikaten dediğini de yapıyor. Şeker de kullanmıyor. Ama 2 hafta sonra kan şekeri düşünce çay, kahve ve suya şeker koymaya başlıyor. Doktorlar da ona maya ve vitamin vermeye başlıyorlar. Bakıyorlar ki Agnus Barbie çok ciddi. Maya deyip geçmeyin. Özellikle mayada dışarıdan almamız gereken 9 amino asit var. Dolayısıyla bir parça destekleniyor. Ama kendisi bundan vazgeçmiyor. 392 gün hiçbir yemek yemiyor. Sadece sıvı gıda alıyor. Ve sonuç ortada. Muazzam bir kilo kaybı söz konusu. Tabii ki bunun ardından kendisine mükafat olarak bir kahvaltı veriliyor. Doktorlar da kendisini örnek olarak dünyaya tanıtıyorlar. Gazetelere çıkıyor. 392 günün sonunda ise yediğine bir haşlanmış yumurta, bir kızarmış ekmek ve bir parça tereyağı. 90 kilonun üzerine çıkmamış ondan sonra. Ama sonrasında nasıl bir hayat yaşamış, sağlık sorunu var mı yok mu onu bilmiyoruz. Aç kalmak vücuda iyi gelen bir durum. Özellikle aç kalmanın vücuttaki bazı tamir mekanizmalarını harekete geçirdiğini biliyoruz. Mevlana'nın söylediği gibi bizde de oruç, diyet, periz adına ne derseniz deyin vücudu kuvvetlendiren mekanizmaları harekete geçiriyor. İleride size bununla ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Peki acaba insanlar aç kaldığı zaman, yemek yemediği zaman vücutta özellikle Agnus Barbie gibi hem yağ dokusundan hem de kas dokusundan enerji elde edebiliyor. Yani şekeri bir şekilde yeniden sentezleme imkanına sahip. Peki yemek yemeden ve su içmeden ne kadar hayatta kalınabilir? Su çok önemli. Eğer yemek yemeden ve su içmeden ne kadar hayatta kalındığını merak ediyorsunuz, suya odaklanmak lazım. En fazla 10 gün hayatta kalabilirsiniz. Tabii su içmeden, yemek yemeden deyince aklımıza maalesef depremle ilgili öyküler geliyor. Depremde uzun süre enkaz altında kaldıktan sonra kurtulanlar su eksikliğine ve susuzluğa bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalanıyorlar. Ve enkazdan kurtulsalar bile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmek zorunda kalıyorlar. Dünyada bununla ilgili birkaç örnek var. Örneğin bu Pakistanlı kadın tam 2 ay sonra enkazdan kurtulmuş ama mutfakta sıkışmış. Yani bir şekilde su ve gıdaya ulaşmış. Bu Haitili genç ise depremden 27 gün sonra kurtulmuş. Bunların ne derecede böbrek yetmezliği var o konuda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Buradan isterseniz açlık grevine bir bakalım. Açlık grevindeki insanlar genelde şekerli su içiyorlar veya zorla burundan sonda ile mideye sıvı veriliyor, gıda veriliyor. Bakın bu gördüğünüz Hintli aktivist 500 hafta yemek yememiş ama burundaki hortuma dikkatinizi çekerim. Yani zorla beslenmiş. Dolayısıyla bunun bir açlık grevi olduğunu söylemek biraz zor. Mahatma Singh ise 116 gün açlık grevi yapmış. O da bir miktar su aldığı kesin. Tabii ki bu coğrafyada yani Hindistan-Pakistan coğrafyasında açlık grevleriyle ilgili en önemli kahraman Mahatma Gandhi. İngilizlere karşı olan bağımsızlık döneminde 17 ve 21 günlük 2 açlık grevi yapmış ve sadece portakal suyu içmiş. Tabii su ve şekerden geri kalmamış. Peki bununla ilgili ilginç bir bilgi var mı diyecek olursanız size Bobby Sands'ın öyküsünü anlatayım. İrlanda Kurtuluş Örgütü eylemcisi arkadaşlarıyla beraber No Wash No Clothes yani ne yıkanıyorlar ne giysi giyiyorlar ve aynı zamanda açlık grevine başlıyorlar. Duvarlardaki kahverengi resimlere dikkatinizi çekerim. Bu kahverengi resimler kendilerinin dışkılarıyla yaptıkları resimler. Dünyadaki en sert açlık grevlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Ve dünyadaki sonuçları da maalesef kötü olan açlık grevlerinden bir tanesidir. Çok ciddi ve sert bir şekilde sürdürdükleri bu eylemler sırasında Kuzey İrlandalı milletvekillerinden birisi ölünce Bobby Sands seçimlerde milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve kazanmıştır. Fakat buna karşın 46. gününden itibaren arkadaşları teker teker ölmeye başlamış ve Bobby Sands da 69. günde ölmüştür. Toplam 10 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu da açlık ve hijyen konusunun ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatan üzücü bir deneyim. Bugün Bobby Sands ve arkadaşlarının resimleri Kuzey İrlanda Belfast'ta duvarları süslüyor. Aç kalma ile ilgili daha sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.